bu sene soğuk algınlığından ve öksürükten çok rahatsız olan İkili. arkadaşlar var. Ben de bunlardan biriyim. Bunun için evlerde hazırlayabileceğiniz çok doğal ve faydalı ilaçlardan size örnekler vereceğim. İkinci faydalı yiyeceğimiz ve ilacımız nar. Narı alıyoruz, temizliyoruz. Böyle bir nar Kabuklarını gösterebilir 3 misin? kişiye yeter. Yani o kabuklarını da atmasınlar. Evet. Fırında. Biliyorsunuz narın en yararlı yeri kabukları. İlaç Aa. sanayisinde kullanılıyor ve gerçekten çok faydalı. Bunu değerlendirin. Ben narı soyduktan sonra düşük ısıda fırında kurutuyoruz. Narımızı alıyoruz, ayıklıyoruz bir kasenin içine. Bunun üstüne bir çay kaşığı havlucan, en az yarım çay Çay kaşığı kaşığı. olması lazım. Evet. Toz zencefil ve Olur. zerdeçal. Yani bunlar üstüne serpilecek. Onun üstüne de 2 yemek kaşığı çörek otu yağı. Evet. O şey ya, Bu şifa değil mi? gerçekten zaten Kur'an'ımızda da var bu. Ölümden başka her derde deva Soğuk, denen soğuk sıkım. soğuk sıkım çörek otu yağı gezdireceğiz ve soğuk sıkım zeytinyağı. Narımızı da bitirdik. Biz şanslı kullarız. Gerçekten Türkiye meyve ve sebze cenneti. Yalnız şuna dikkat edelim. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri doğal olarak tüketelim. Doğal tohumlar bu arada. Ha, onu da Tabii ekleyelim. Ulusal Tohum Takas Merkezi gibi çok böyle gönülle hizmet çalışan eden, evet. bir grup var. Çok eskilerden gelen annelerimizin çaput bez içerisinde sakladığı değerli tohumlar. Pembe domatesimiz, patlıcanımız, salatalığımız. Bir fasulye var gerçekten çok eskilerden gelen. O hem verimli hem lezzetine doyum olmuyor. Yani bu değerlerimize hepimiz sahip çıkalım. Bu gruba da sahip çıkalım. Gruba da sahip çıkalım. Ve bahçelerimizde, bağlarımızda. Ben 30 senedir keçi gübresi kullanıyorum. Asla başka bir şey kullanmıyorum. Ve mümkün olduğu kadar Işıl sağ olsun doğal tohumları yetiştiriyor. Çok emekli oluyor. Masraflı oluyor aynı zamanda ama götürüyor orada bahçemize ekiyoruz. İlaca vermiyoruz. Yani o para Evet, gibi evet. düşünebiliriz. Aynen öyle. Ulusal Tohum Takas Merkezi nokta org Ork. sitesi resmi siteleridir bu Evet. arada. Yani doğal olarak kendi gıdanızı lütfen evde hazırlayın.